kanuna göre diyor ki 7 asil 4 yedek üyeden oluşur. 11 üye. Bütün kararların altına 11 üye imza atıyor. Evet, ben de. Ama biliyoruz. Ama biliyoruz, biz hukukçular ezbere biliyoruz. Asil üye, asil üyeler oluşturur kurulu. Yani YSK 7 kişiden oluşur. Yedek üyeler asil üyelerin yokluğu, boşalması halinde onları doldurmak için olur. Fakat YSK 11 üye, asil ve yedek üyeler bir araya gelmişler. 11 üye birlikte kararın altına imza atıyorlar. Tamam, peki. Eskiden devlet güvenlik mahkemelerinde bir yedek üye vardı, hatırlarsınız. O yedek üye de katılırdı yargılamalara. Fakat kararlarda onun oyu sayılmazdı. Şimdi YSK da böyle bir yöntem izlemiş olabilir. Buna da bir diyeceğim yok. Şeyi de var, örneği de var eskiden. Fakat araştırın. YSK'nın sitesinde, resmi gazetedeki YSK kararlarının hepsini de araştırın. Bulabilirseniz size ödül vereceğim. Bir tane bile yok. Ben bulamadım. Üyelerden hangisi asil üyedir, hangisi yedek üyedir? Bu sorunun cevabını bulamıyorsunuz. Ben sormak istediğim sorulardan birincisi şu. 11 tane üye var. Bu 4 tanesi yedek üye olmak zorunda. 7 tanesi asil üye. Şimdi 4 tane üye itirazlar hakkında red karar, red oyu vermiş. Evet. Tamam. Bu 4 tane üye asil üye ise, asil üye ise, geriye kalan 3 tane asil üyenin hepsi kabul yönünde karar verse bile YSK'nın kararı itirazların reddi şeklinde şekillenmiş oluyor. Dolayısıyla şimdi biz şeyi bilmiyoruz. Bu 4 üye asil üye mi? Eğer 4 üye asil üye ise YSK'nın verdiği karar red kararı.